Şimdi şu gördüğünüz alıç, Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir. Bunlardan sadece ikisi şifalıdır. Loplu alıç, kertikli alıç. Bununla ilgili başta Almanya, İngiltere, Fransa olmak üzere birçok klinik araştırması yapılmıştır. Benim yazmış olduğum bu 3 ciltlik kitap, bugüne kadar yazılan şifalı bitkilerle ilgili kitaplardan farkı 1000'den fazla üniversitenin klinik araştırması içermesidir. Burada alıçla ilgili mesela örnek... Hepsinin bilimsel açıklamaları var hocam. Tamam. Klinik araştırma var. Mesela burada diyor ki toplam 3664 kalp rahatsızlığı, yani çeşit kalp rahatsızlığı, kronik kalp yetmezliği, damarlarda yağlanma, darama sertme, kalp spazmı vesaire vesaire, hı hı, kalp rahatsızlığı olan 3664 hasta üzerinde alıç ekstraktı, ama alıçın yaprağı çiçeği değil. Çünkü ginsengde ve ginkoda olduğu gibi alıcın birleşimindeki etken madde hiperozit, bu bir flavonoid türevi, çok az, %2,5-3 oranında. Siz bunun çayını içerseniz iyi gelir, fakat tedavi edici özelliği nedir? Azdır, yıllar süre tedavisi. Fakat biz bunun yine ekstraktını ürettik. O da kapsül şeklinde, kapsül, değil mi hocam? Kapsül, çok yoğun. Kullandığı zaman kişi bunu hemen etkisini görür. Mesela kullanmadan önce doktoruna gitsin, muayene olsun. Tansiyonunu, kolesterolünü, lipid, trigliserit, bütün değerlerini ölçtürsün. 6 hafta kullandıktan sonra tekrar gitsin. Aradaki farkı görün. Çatalca'da bir hanımefendi 58 yaşında tansiyonu, şekeri, trigliserit, bütün değerleri fırlamış. Onu yiyemiyor, bunu yiyemiyor, şunu yiyemiyor. Her şeyi yasak, her şeyi yasak. Dedim ki iksir, aloe vera jel, damar çayı, enfeksiyon çayı kullan. 6 hafta sonra doktoruna git. O bekleyememiş. 6 haftayı, 4 hafta sonra doktoruna gitmiş. Ben de hepsinin raporu var. Belge var, bilgi var. Doğaltedavi.net'te hepsinin raporu var. Doktoruna gitmiş. 560'lardan trigliseriti 160'a. Kolesterolü düşmüş, trigliseriti, şekeri, bütün değerleri normal. Doktor demiş ki ne yapıyorsun sen? Ne kullanıyorsun? İşte iksir, tonik, tentir. İyi, devam et.